Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, Kasım 2024 genel yorumumuza hoş geldiniz. Evet, her zaman olduğu gibi her burç için de ayrı ayrı aylık videolar hazırlıyorum. Bu videomuz genel yorumlamadır. Kasım ayının etkilerine baktığımızda, evet, Güneş ayın 22'sine kadar Akrep burcunda parlayacak ve hemen ayın başında 1 Kasım'da 9 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Akrep burcunun temasında ne vardır? Krizler, dönüşümler var. Bizi biraz böyle ruhsal anlamda içe çekebilecek, hayata sorgulatabilecek, yaşamımızdaki duygusal olduğu kadar maddi alanlardaki krizlerle de yüzleştirebilecek güçlü bir enerji var gökyüzünde ve genelde aslında Kasım ayının ortalarına kadar da bu aktif olacak gibi görünüyor. Akrep Mars tarafından ve Plüto tarafından yönetilir ve her iki gezegen Kasım'ın ilk günlerinde karşıt açıda olacak. Mars Yengeç'in son derecelerinde, Plüto Oğlan son derecelerinde. Mars Plüto karşıtlığı kuşkusuz duygusal olarak bizi çok zorlayabilir. Aynı zamanda güç çekişmeleri, mücadeleler anlamına geliyor. Plüto otorite figürlerini temsil eder. Yani bunu her anlamda işte aile büyükleri de bir otoritedir. Çalıştığımız yerdeki üstlerimiz, yasalar, kurallar bir otoritedir, devlet bir otoritedir. Hani buralardaki sınırlamaların, baskıların artabileceği bir süreç. Bununla birlikte Yengeç burcundaki bir Mars 29 derecede duygusal konularda zorlanmalar, baskı anlamına geliyor. Bir yandan da kendimizi maddi manevi güvende hissetmek istiyoruz. Kendimizi ve yakınlarımızı koruma içgüdümüz çok fazla. Ancak bu güvenlik, koruma içgüdüsü ve yaşamda kalabilmek için en temel ihtiyaçlarımız nedir? İşte barınmadır, beslenmedir, tüm buralarda hani bakımdır. Buralarda hani eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz de daha fazla sınanabileceğimiz, daha fazla baskı hissedebileceğimiz bir süreçteyiz. Kuşkusuz kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da bu etkiyi çok yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Zaten son zamanlarda da hani çok fazla gündemde özellikle aile konularını, işte kadın çocuk alanlarındaki sıkıntıları hissediyoruz. Sağlık sektöründeki krizler, bununla birlikte işte kadınların ve çocukların güvenliği ile ilgili konular, devam etmekte olan halkın temel ihtiyaçları ve ekonomisiyle ilgili krizler, yoksulluklar, sıkıntılar. Hani bunların çok uç noktada biraz daha baskısının artabileceği bir süreçteyiz. Ancak Akrep'te evet krizler var. Bununla birlikte güçlü bir dönüşüm enerjisi, hayatımızdaki sorunları fark edip onlardan arınmak içinde güçlü bir dirayet var aslında. Yeniden doğmak için de çok güçlü bir mücadele gücü de veriyor bize. Bununla birlikte şifa enerjisi de vardır. Akrebin içinde arınma ve şifa anlamına da gelir. Psikoloji, psikiyatri, terapiler bunlar da bir akrep konusudur. İşte ameliyatlar, sağlık konularındaki krizleri, işte tedaviler bunlar yine akrep enerjisidir. Ölüm, yeniden doğum konuları, tabii ki para, ekonomi, başkalarıyla paylaştığımız kaynaklar, finansal yapılar, buralardaki krizler, mücadeleler bunların hepsi akrep enerjisiyle ilgilidir. Ve Mars 5 Kasım'da Yengeç'ten ayrılıp Aslan Burcu'na geçecek. Şimdi bu dönem tabii biraz enerjiyi değiştiriyor. Mars'ın hareketleri çok önemli önümüzdeki birkaç ay. Çünkü Mars gerilemesi de yaşayacağız. Aralığın ilk haftasında başlayacak. Aslan'dan tekrar şöyle bir Yengeç'e geçecek. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Yengeç Burcu'nda gerileyecek. Sonra 18 Nisan'da tekrar Aslan'a geçecek. Gördüğünüz gibi birkaç ay boyunca aslında Mars'ın hareketleri önemli görünüyor. Ancak bu özellikle Kasım ayındaki Akrep yeni ayındaki pozisyonu belki önümüzdeki birkaç ay daha fazla gündemimizi belirleyecek, devam edecek olan konularla da ilgili bizi uyarıyor. 5 Kasım'dan itibaren Mars Aslan'a geçince biraz da ateş burçlarının işte aslanlarla beraber koçların, yayların enerjisi güçlenebilir. Motivasyon artabilir. Aslan çünkü özgüvenli bir burç.
ve Mars aslında daha cesur, daha girişken, daha otoriter olabilir. Liderlik anlamında, yöneticilik anlamında inisiyatif alma gücünü besleyebilir ama agresyonu da arttırabilir. Daha katı, tahammülsüz, daha saldırgan, inatçı bir tutum da getirebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 15 Kasım'da ise Boğa burcunda bir dolunayımız var. Şimdi bu dolunay Venüs yönetiminde ve bize genel olarak böyle bir maddi manevi güven ihtiyacımızı öne çıkaran, bununla ilgili belirleyici bir tesir getiriyor. Venüs'ün Oğlak burcunda olması aslında istikrar aradığımızı, gerek maddi konularda gerek ilişkilerde olaylara daha ciddi, daha sorumlulukla yaklaşabileceğimizi gösteriyor. Kuşkusuz bunun için hani bir istikrar oluşması, bir güvence oluşturması için de bize sağlam bir zemin verebilir. Uranüs'le birleştiği için, yani işin içinde ne kadar istikrar olsa da beklenmedik durumların, heyecan yaratacak gelişmelerin, sürprizlerin olması da mümkün. Ayın genelinde de gördüğünüz gibi Akrep yeni ayı, Boğa dolunayı özellikle para konularına, finans konularına, ekonomiye dikkat çekiyor. Yani ülkemiz içinde ekonomik alanlar, piyasalar, bununla birlikte işte borsa gibi spekülatif alanlarda hızlı gelişmeler olabilir. Her zaman olan şeyler ama bu ay biraz daha sanki buralarda ayın ilk yarısında, ilk haftasında daha fazla manipülasyonun, daha fazla baskıcı durumların olabileceğini söyleyebiliriz. Boğa yeni ayı aslında parasal anlamda istikrar oluşturmak için bazı yeni yapılandırmalar, yeni kurallar, yeni düzenlemeler getirebilir ülke içerisinde. Finansal kuruluşlar, ekonomik yapılar, bankalar ve buralarda tabii ki dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Bununla birlikte ayın özellikle ilk haftasında o krizlerle ilgili Akrep yeni ayında bazı ticari kurumların kapanması, iflas haberleri, yani ekonomik anlamda sıkıntı yaratabilecek krizler daha fazla gündeme gelebilir. Şimdi Boğa dolunayı toprak burçlarımızı ve sabit burçlarımızı daha fazla etkiliyor. Sabit burçlarımız üzerinde Boğa, Akrep, Aslan ve Kovalar, hani bunlar için daha dönüştürücü olabilir. Toprak burçlarımız için de biraz daha güven ve destek veriyor. Özellikle Başak ve Oğlak burçlarına daha fazla güven ve destek verdiğini burada söyleyebilirim. 20 Kasım'da Plüto artık Kova burcuna geçecek. Tamamen Kova burcuna yerleşiyor. Oğlak'tan ayrılacak artık. Bu tabii ki çok toplumsal bir enerji. Jenerasyon gezegeni çünkü Plüto. Önümüzdeki 20 yıl gerek politik, gerek ekonomik, teknolojik, toplumsal, sosyal alanlarda insanlık üzerinde yenileyici, dönüştürücü, güçlü bir etki getirecek. Bunu insanlık olarak hep beraber takip edeceğiz. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiyor. Evet, yayların dönemi. Yaylarla beraber işte yay konuları daha fazla hayatımıza gelecek. Yabancı kültürler, uluslararası ilişkiler, işte adalet ve hukuksal konular, akademik çalışmalar, üniversiteler, eğitimle ilgili konular, seyahatler, uzun süreli yolculuklar, hava yolları, deniz yolları ve benzeri alanlar, göçmenler ve benzeri konular. Bunlar daha fazla böyle güneş tarafından aydınlatılacak. Ve yine Kasım ayında önemli bir etki, Merkür retrosu başlıyor. 26 Kasım'da Yay burcunda Merkür gerilemeye başlayacak ve retro 15 Aralık'a kadar devam edecek. Merkür retrolarında ne yapıyoruz? Öyle çok önemli kararlar vermemeye çalışıyoruz. İmzalara dikkat ediyoruz, sözleşmeleri önemsiyoruz. Gerekirse biraz bekliyoruz 15 Aralık'a kadar. Önemli alışverişler için de çok doğru değil. Neler olabilir? Merkür Yay'da gerilerken hukuksal konular tekrar sorgulanabilir. Medya ve yayıncılık alanlarında sıkıntılar artabilir, iletişim sorunları olabilir, internet üzerindeki her türlü işimizde bazı karışıklıklarla karşılaşabiliriz. Özellikle seyahatler, hava yolları, deniz yolları, taşımacılık, lojistik alanlarında bazı sorunlar, sıkıntılar bu dönemde çıkabilir. Ertelemeler olabilir. Böyle dönemlerde biraz daha durup düşünmek, içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir gözden geçirmek, geçmişle ilgili konulara odaklanmak ya da eksikleri tamamlamak çok daha doğru olabilir sevgili takipçilerim. Evet, her burç için ayrı ayrı aylık videolarımı hazırladım. Bunları YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da da hazırladığım burç kanallarıma abone olabilirsiniz ve videolarınızı buradan da takip edebilirsiniz. Hepinize
Sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.